Onların da devlet yapısı, bir devletin kendini koruyacak yasaları, anayasa... Bence Doğan Savaş'ı davet ettik, bu evet. programa gelmedi. Peki. Tamam, gelmiyor. Yani ben yapmıyor. Yoksa belli canım ama ben hatırlatma anlamındaydım. Herkesinden insan çağırıyoruz. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Burada hiç konuşulmadı. Hiç konuşulmayan. Fazilet niye oyalamadı? Yani darbe oldu. Darbenin mağduru Fazilet Partisi seçime girdi. Bakın. Oyları düştü. İkinci soruyu da ekleyeyim mi? Niçin o kongrede, Fazilet Kongresi'nde bu kadar bloke edildi yenilikçilerin önü? Hiçbir şey bloke edilmedi. İhtale edilecek yani. Hayır, orada bloke falan yok. Çok demokratik bir şekilde iki liste yarıştı. Herkes bir an, konuştu, ben de hak veriyorum. Buradaydı. Hayır, yani bloke edilirdi derken. Siyasi tarihin en demokrat kongresiydi. Şey yapıldı değil. Ama hani ya biz buraya geldik. Şimdi şöyle bir durumdayız. Parti kapatılmış. Bilmem ne geçmiş. Hani ya bir kendimizi yeniliyor. Yenileyemedi evet. Anlatabiliyor muyum? Ben doğru. Ondan bahsediyorum. Bakın, yoksa şey yani blokajı. Yoksa kongre Türk siyasi tarihinin en demokrat evet, kongrelerinden. Evet, çok demokrat kongreydi. Ben bildim. Rahatça konuştular. Şimdi ikisine cevap. O bir defa o kongrede blokaj falan yok. Hayır canım işte dediğim niye yani, açmadınız ya, diyor. Niye açmadınız? Partinin önünü. Yani partinin önü açık. Yenilikçiler gibi davranıyor. İki tane liste vardı. Niye oyalamadı? Bunu konuşmak lazım. Niye oyalamadı? İki şey bana göre çok iyi gidiyordu. O ara bakın hocanın ölümünde, hocanın yasaklanmasından sonra yani Balgat'a kapanmasından sonra bu geleneğin içinde olan bir şey var. Yani lider kurtaran, lider yapıyor her şeyi, lider kurtarılacak. Erbakan Hoca, yasa bunlar kalkar kurtulursa bu işler düzelir. Bu bütün enerji buna harcandı. Bu arada hocayı kurtarmak için atılan bir takım adımlar var. Taktik adımlar. İşte, adımlar. O neydi mesela? Bir tanesini söyleyeyim. O 99 seçimlerinden önce işte milletin bir şekilde kirli kabul ettiği, daha evvel Refah Yolu Hükümeti'nin düşmesine sebep olan milletvekilleriyle erken seçimi önlemek için girilen bir takım atraksiyonlar. Küskünler hareketine destek. Bunlar çok şey algılandı. Olumsuz. Seçmen tarafından olumsuz algılandı. Başka bir şey daha var. İnsanlar psikolojik harp devam ediyor. İnsanlar gerçekten müthiş bir şekilde bunalmışlardı. Yani bu tartışma biraz burada bitsin havası vardı seçmende. Ben o seçimde adaydım, gezdim, dolaştım, biliyorum. Böyle bir şey vardı insanlarda. Sıkıntı daha sonra 2002 seçimlerinde de böyle bir şey var. Yani bütün bu sıkıntıları, siyasal, toplumsal, ekonomik sıkıntıları yaşatan tarafların tamamını bir şekilde devre dışı bırakıp yeniden peki. başlamak gibi bir şey vardı. AK Parti'nin geldiğini şey yaptınız mı, hissettiniz mi o zaman? Ben hissettim, biliyordum. Görüyordum yani. Bu şey değil. Ben iki küçük bir şey söyleyeceğim. Ne olur, çok bir, kısa hiç çünkü konuşmadık. Vaktimiz bitti. Bu 28 Şubat hükümetleri döneminde yağmalanan Türkiye ekonomisi, batan bankalar 60-70 milyar, 300 milyar dolara kadar gidiyor. Bunları kim paylaştı? Sorumlu aramak için bunu sormak lazım. Ama esasen olup bitmiş bir konuyu konuşuyoruz. Buradan çıkarmamız gerekli bir şey var. Türkiye'de işte Demirel'e o imkanları sunan 1982 anayasasıdır ve kurumlarıdır. Bu kurumlar olduğu gibi duruyor, yerlerinde duruyor. Hani bırakın işte başörtülü vekil mecliste niye gitmedi, hayır gitmediyse 28 Şubat devam ediyor falan tartışmalar bir tarafa bırakıyorum. Ama yarın için biz bir şey yapmak istiyorsak gerçekten bu demokrasi dediğimiz şey halkın tercihini, talebini oraya taşıyacak. Ve bu egemenliği, yetkiyi diğer işte anayasal kurumlar falan onlarla paylaşmayacak. Hükümetler seçimle gelip seçimle gitmesini sağlayacak. Böyle bir anayasal sistemin kurulması, bunu tartışmamız gerekiyor böyle bir günde. Yeni bir sistem. Evet. Yeni bir sistem ve bellidir yapılacak şeyler yani. 28 Şubat'ı imkanı sağlayan, mümkün peki. kılan şartlar olduğu gibi duruyor. Buna yani. Da dikkat çekilmiş oldu. Teşekkür ediyorum. Bir şeye bizim sormak istiyorum. Bizim elbisemi bile giydim. Merve geldim, Kavakçı. Evet. Şimdi soracaktım ben de size. Aynı mı elbise miydi? Hayır, bu ceketle gitmiştim şeye. Bir gösterebilir miyiz Nazlı Hoca? Evet. Meclise gittiğiniz ceketle. Ceket ama daha mavi vardı. Bir eşarf vardı. Bugün biraz tarihi daha renkli. Tarihi değeri var yani. Tarihi Nazlı değerim. Korktun mu? O düşün o tabii alkışlar canım, şey yapıyor. Dışarı. Milletvekilleri. O milletvekillerin ruhaniyle de hiç konuşmadık. Yani evet. DSB milletvekillerinin dışarı bağıran. Bakın ben şunu söylemek dışarı istiyorum bir kere tabii ki şey yaptı. Benim ilk gün. Merve Kavakçı'yı
Siz mi soktunuz genel kurulu? İşte bu bir de böyle bir iddialar yok, provokasyonlar, çok ayıp bir şey, herkes bunu biliyor. Bence önce şunu söyleyeyim, bu soruyu soruyorum ama cevabı biz şimdi geçen cumartesi günü Has Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği paneldeydik. Konuşmacı olarak Merve Kavakçı da oradaki konuşmacılardan biriydi. Orada da bu konu gündeme geldi. Merve Kavakçı kesinlikle öyle bir şey yok. Ben kendi irademle, kendi tercihimle meclise girdim. Nazlı Hanım da bana sadece eşlik etti dedi. Öyle tabii zaten Merve tanıklık. Beni, bakın şöyle oldu. Benim ilk günüm, zaten milletvekilliği nedir bilmiyorum. Benim ilk günüm genel kuruldayım. Telefon çaldı. Merve dedi ki Nazlı abla gelip beni, işte dayısı vardı. Onun, Zeki Ünal. Zeki Ünal Bey. Onun odanı alır mısın? Ben dedim ki Merveciğim bir sürü gazeteciler var. Hepsi üstümüze üşüşür. O dedi ki yer altından bir geçit varmış. Ben onu da bilmiyorum. Oradan gel dedi. Ben kalktım koşa koşa gittim. Dedi ki beni sokmak istemiyorlar yemin etmek için. Sen ne dersin dedi. Ben de dedim ki ne düşünüyorlar? Beni yemin ettirmekten, yani beni engelleyecekler, bundan korkuyorum yaz dedi. Yaz sonu yemin et. Yani bundan korkuyorum dedi. Bana diyorlar ki el ayak çekildikten sonra gece yarısı gece etmiyor. Şimdi ben kim, de diyen kim? Diyen şey diyorlar diyor, yönetim. Hüsamettin Özkan'la o zamanki Özkan'ı Fazilet ben Partisi'nin bilmiyorum. Yönetimi evet, yani kimse bana isim ver diyorlar. Erbakan'ın da bu gerçekten şekilde. Gerçekten el ayak çekilince tabiri kullanılır. Evet evet gece. Ama. Ben de dedim ki Merve'ye. O zaman başörtüsü kayboluyor. Görünüyor. Ben de Merve'ye dedim ki. Neşet Ertaş Türk'ü. Ben dedim senin yerinde olsam, bu bir, ben senin yerinde olsam bir suçlu gibi, bir kabahatli gibi böyle gece yarıları etmem. Kaldı ki bu hiçbir şey değiştirmez. Merve de dedi ki zaten bana bir oyun belki oynuyorlar. Hani beni iyice dışlayacaklar. Ben de yemin etmek istiyorum dedi. Ben dedim ki ben sana meydanlarda işte söz verdik seçmene, Merve Kavakçı'ya ben sahip çıkacağım, sen bana emanetsin, ben senin yanında gireyim dedim. Şimdi bunun bir provokasyonla alakası yok ve böyle bir tepki zaten beklemiyordum ve inan girdiğim an o tepkiyi görünce korktun benim mi? Tabii ayaklarım filan titremeye. Pişman oldunuz mu? Yok pişman olmadım da yani öyle bir pişmanlık söz konusu. Hayır, keşke geç şunu geç düşündüm. Şey. O sahne Mehmet Ali de bunu yüz karası yani müthiş şunu bir sahne. Şunu düşündüm ben yalnız. Acaba bu milletvekili yani başörtülü milletvekillerinin meclise girmesini eğer geciktirici bir rol oynadıysa ve ülkeyi gerginleştirici bir rol oynadıysa bundan dolayı üzüntü duydum. Ya. Ama yoksa ben Merve Kavakçı'nın hayır buna yeri yoktu, böyle bir tabii hakkı yoktu. Yok. Hiçbir zaman ben düşünmedim. Ben de o anlamda sordum zaten. Yoksa öbür türlü pişman olmadım. Şu anda ben, yani, o tarihi görüntüleri de görüyoruz. Görüyorsunuz. Nazlıcan gerçekten ceket hiç eskimemiş. 15 yıl önceki ceket giyilebiliyor. Belki de bir daha giymemiştir. Ne olur ne olur. Öyle değil. Gergin yani bunu tartışmak lazım. Ama bir adım atılması aslında bugünden bakınca doğru. Ben inanıyorum ki bundan sonra başörtülü milletvekilleri olacak parlamentoda. Şu arkadaşlar alkış, onlar da milletvekili. Bir milletvekilini parlamentodan kovuyorlar yani. İbretlik sahne bu. Evet. Merve'de hep dua ediyordu. Yani bakın kovuyorlar. Merve'ye bugün haklarının iade edilmesi, yani bir özlük hakları verilmedi ve vatandaşlıktan attılar sırf milletvekilliği düşürülsün diye. Burada yanlış bir bilgi var, onu da düzelteyim ajanslarda. Merve şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazandı. Zaten haksız yere attılar. 1981'de... Pasaport vermiyormuş dışişleri. Yok, inanmıyorum. Vatandaş bir kere bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli. Bak şunu yani hiç öyle vatandaşlık sorunu yok. Bak şöyle haksız attılar. 1981'de şeyin askeri hükümetin çıkardığı sırf dışarıya çıkan şeyler için, seyirciler için sırf dışarıya çıkan kaçan kişileri tekrar vatandaş almamak için oranın vatandaşlığını kabul edenler Türkiye vatandaşlığını kaybederler diye şey vardı. Halbuki daha sonra 1982 anayasasında sadece vatana ihanet edenler, Türkiye Cumhuriyeti'ni vatandaşlığını kaybedenler diye bir hüküm var. Ona rağmen Merve'yi vatandaşlıktan attılar. Yani çok haksız muamelelere maruz kaldı. Murat Bey, Amerika destekledi mi 28 Şubat'ı? Hayır, ben yani böyle somut bir şey bilmediğim gibi gelmedi yani size. Hayır yani böyle ama belki bir memnuniyet içerisinde uzaktan bakma olmuştur. Ama dünya basını çok alkışladı. Ama yani bir işte CIA'in müdahil olması, bir takım entrikalar, hiç böyle bir şey zannetmiyorum. Yok, ben o anlamda söylemiyorum yani dışişleri, karar alıcılar,
Buradaki gelişmeleri kaygıyla mı izlediler, memnuniyetle mi izlediler? O anlamda destekledi mi diyorum. Bir umursamazlık içerisinde izledik. Öyle mi yoksa bir endişe var mıydı? Erbakan işte Türkiye'yi batı ekseninden işte İslam coğrafyasına desekiz filan böyle bir endişe. Yani aklı başında olanlarda böyle bir şey değil. Ama ondan bir rahatsızlık var. Dediğim gibi size mesela Libya meselesi çok büyüdü. Libya'ya bütün bakanlık karşı çıktı. Sefir karşı çıktı. Herkes, askerler. Ona rağmen işte bir takım alacakları alacağım diye gitti. Aslında gitmeyebilirdi. Yani onun benim bildiğim kadarıyla kendi partisi içerisinden de o zaman ama devlet bakanı olan Abdullah Gül Bey de aynı şey kadar. Yoktu yani, o büyükelçinin ben bir yerden duydum. Hı-hı. O büyükelçinin, Libya'daki büyükelçinin gönderdiği gelmeyin telgrafını dışişlerinden askere resmen altından leak edilmiş. Olabilir. Hmm. Olabilir. Yani bu sızma her geldi her zaman büyük oluyor. Büyükelçi askere sızdırıyor. Dışişleri askere diyor ki bakın bizim Amerika bizim bu işi çok memnuniyetle karşıladı. O zaman Musevilerin de ağırlıklı olduğu think tankler vardı. Askerler her zaman oralara gidiyorlar, işbirliği yapıyorlardı. Ve biz daha sonra Fazilet Partiler olarak gittik Amerika'ya, bizi bizden tanıyın diye. Orada günah çıkardılar birçok kişi. Evet, biz sevindik. Bu belki antidemokratik bir şeydi, partinin kapatılması vesaire. Ama biz Refah Partisi'ni istemiyorduk. Yani Avrupa'dan da fazla bir ses çıktığını hatırlamıyorum ama mesela İskandinav ülkeleri vesaire falan demokrasiye bağlılıklarıyla bilinen ülkelerden bir takım basında falan bazı yazılar çıktır ama bir hükümet yetkilisinin çıkıp Türkiye'de olanlar rezalettir dediğini hiç hatırlamıyorum. Evet, ama basın çok alkışladı. Ama şurada yabancı basında eleştirenler de var. Şunu da unutmayalım. İsrail'le en önemli anlaşmayı Erbakan imzaladı. Yani Amerikalıları kışkırtmamak için. Bunlar en önemli anlaşma. Bunu da Murat Bey'e sorabiliriz. En önemli anlaşma Erbakan mı imzaladı İsrail'le? Hayır, İsrail'le tabii. İsrail'le askeri en bir çerçeve anlaşması vardı ki onu imzalamamak diye bir şey değil. Yani tasvip etmedi belki ama zorla imzaladı denebilir. Yani baskı yani altında. O zaman şöyle diyeceğiz. Baskı Amerika altında. Buna rağmen böyle bir imza baskı altında. Hoşgörüyle baktı buradaki refah yolunun gitmesine. Tabii canım. Öyle problem çünkü çıkıyor. Ne yöne gideceğini yani şimdi aynı anda öngörülemez. D8'i anlatıyorum size. D8 Avrupa Birliği'ne karşı denge olacak ve Alman Büyükelçisi çağrılaraktan bakın aklınızı başınıza alın, sizi biz muhatap olarak görmek istiyoruz ve de bu güçlenecek olan bir gruptur demesi mesela Avrupa'da falan böyle acaba nereye doğru gidecek diye bir şey. Erbakan Hoca'nın kafasında elbette İslam ülkeleri, bütün mazlumları toplayacak ve dünyayı sömürenlere diyecek ki bu yaptığınız bu düzen adil bir düzen değildir. Yani biz sizle savaşmak falan istemiyoruz ama oturup konuşacağız. İşte biz de böyle bir gücüz. Yeni bir dünya, adil bir dünya bu var yani. Rüyası bu. Rüya ama rüyaydı. Yani Türkiye'de siyaseti rüya ama böyle bir rüya. Demin baktığımız görüntüleri analiz ederken hani burada konuşuyoruz işte kadınların parlamentoya girişi falan. Türkiye'de aslında güzel bir şey yaşandı geçen hafta sonu. Mesela 9 yıl önce ilk benim aday olduğum zaman CHP başkanını ortaya attığım kadın kotası, gençlik kotası 9 yıldır uğraşıyoruz, hazırladığımız çocuklar da çıkardık vesaire. Bu hafta sonu nihayet o kabul edildi. Konumuzla ilgisi? Konumuzla ilgisi. Kadınlar Türkiye'de siyasette yoğun olarak yalnız CHP değil, CHP bunu çıkardığı için başka partiler de bunu takip edecek. Kadınların siyasete girmesi Türkiye'de bence siyaseti daha normalleştirebilir. Bugün meclise türbanlı bir kadın girmeli mi sence? Bir daha sorar mısın? Evet. Türbanlı bir bugün kadın mecliste türbanlı olsun. Bir kadın milletvekili seçilip meclise girmesinin ne sakıncası var sence? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bizi tabii ki bakın şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye'de insanlarda hoşgörü. Türkiye'de insanlarda hoşgörü karşılıklı olsa ve şu andaki yasalar veya anayasa buna şu ya da bu nedenle karşı olsa bile veya karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları karşı olsa bile
Türkiye'de artık bu konuların aşılması için bir konsensüs sağlayıcı bir atılım yapılabilse, demin anlattığım rüyaya dönüyorum ve Türkiye'de artık insanlar gücü ele geçiren ben başörtülüğü oraya sokacağım parlamentoya ama senin de şunu kaldıracağım, şunu yasaklayacağım, sana şunu yapacağım demekten vazgeçtiği an biz bunu doğal olarak konuşabilir hale geliriz. Tamam. Niye onu başörtülüğü şarta bağlıyorsun da başı açığı şarta bağlamıyorsun? Eyvah. Onu da bağla. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Olur mu? Can Ataklı, Bedri Baykan, Mehmet Bekaroğlu, Mehmet Ali Brandt, Murat Sungar ve Nazlı Uçak. Çok ilginç bir program oldu. Yorulduk. En son gelen tweetler yani hiç bu kadar tweet gelmedi. Murat Bey, ya ben siz bir cümleyle bana anlatır mısınız? Böyle bu kadar bir belgesele müzik yapacak kadar hakikaten müzikle içli dışlı mısınız ben siz? Ben 10 yaşından beri klasik müzik çok teşekkür ederim çalıştım. Tabii dışişleri sırasında herhangi bir aktif şeyim olmadı ama bittikten sonra da beste yapmaya başladım. Bir bestemde Gürer Aykal yönetiminde bir sene önce onu dinlediği için. Klasik müzik deyince Monşer dedi hemen. Tabii ben ondan dolayı da şimdiye kadar doğru dürüst bunu söylemiyorum. Ama dışişlerinden de saklamış ne olur ne olmaz. Bilmezler miydi sizin bu özelliğinizi? Yani piyano öyle ama bu şey çok daha rahat bir şekilde hareket etmeye başladı. Emekli olunca tabii. Emekli olunca o da onu dinleyince anlaşılan cesaretlendi. Vallahi Fahir Atakoğlu gibisiniz. Peki hepinize çok teşekkürler tekrar. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın sayın seyirciler. Takdiri size bırakıyoruz. Biz bütün konuları ortaya koyduk. +4+4 Yeni modelin olumlu olumsuz yönleri neler? Kız çocuklarının eğitimi ve meslek okulları nasıl olmalı? Talim Terbiye Kurulu